üzere. Evet, şu anda Vali Keremov Karaçay Kültür Parkı'ndayız. Bilindiği gibi burası valilik tarafından, özel idare tarafından yaptırılmış. Daha sonra bir kararla Osmaniye Belediyesi'ne devredilmiş bir yer. Nezih bir ortam, güzel bir ortam. Tabii ilk bırakıldığı gibi değil. Şimdi burada size bazı görüntüler izleteceğiz. Gerçekten ağaçlar kurumuş. Ve Karaçay'ın dere yatağında işler acısı bir durum söz konusu. Gerçekten çok zor bir durum. Şimdi burada göreceksiniz. Duvarlar aynı keza. Yani bırakıldığı gibi duruyor. Ağaçlar sulanmıyor. Kesinlikle burada ağaçlar su almıyor. Bunu açık ve net olarak görebiliyoruz. Ağaçlar kurumuş, yeşil, yemyeşil bir ortam vardı burada. Tamamen yok olmuş. Ağaçlar kurumaktan artık yavaş yavaş çürümeye başlamış, dökülmeye başlamış. Aynı keza. Sanırım buraya sabahları bir temizlik yapmak için giriliyor. Onun dışında hiçbir işlem yapılmıyor. Yani işler acısı. Buradaki izlenimleri sizlere aktaracağım. Gerçekten çok üzüldüm görünce. Yaz geliyor. Ramazan ayları bitiyor. Son günlerini yaşıyoruz şu anda. Ramazan'dan sonra burası akşamlar özellikle vatandaşların tercih ettiği, ailesiyle beraber gelip vakit geçirdiği bir ortam. Ama gerçekten işler acısı bir durum. Çok üzüldüm görünce. Yani buradaki izlenimleri, görüntüleri sizlerle de paylaşacağım aynı zamanda. Evet, burası dere yatağı. Gördüğünüz gibi tamamen ot ve balçıkla kaplanmış. Kurbağa sesleri geliyor. Üzüntülü bir durum. Tabii üst tarafta biraz su akıntısı var ama ağaçlar dikilmiş. Fakat hiç sulama denen bir şey yapılmamış. Gördüğünüz gibi sapsarı her yer. Ağaçlar sararmaya başlamış. Gördüğünüz gibi çok bakımsız bir yer haline gelmiş adeta. Yani burada defalarca yayın yapmamıza rağmen maalesef ne vatandaşın sesine ne de basın mensuplarının uyarılarına kulak asılıyor. Tabii çevre duyarlılığı öncelikle insanların kendinde olacak. Maalesef buraya piknik için gelen insanlar da, vatandaşlarımızın da gördüğünüz gibi çok müstehcen yazılar yazmış olduğunu görüyoruz. Yani bu yetişkin, aklı başında bir insanın yapacağı bir işe benzemiyor. Gerçekten üzülüyoruz. Eğitim şart.